Türk topçusu tarihi 1. Kosova Savaşı öncesine dayanan yaklaşık 700 yıllık kadim bir ateşli silah geleneğine sahip. Bunlardan en ünlüsü ise hiç şüphesiz 1453'te Sultan II. Mehmet'e Fatih unvanını kazandıran o dönemki adıyla Konstantin'ye kuşatmasında kullanılan Şahi. Topaniye amire potalarında üretilen muhasara silahının 400 ila 700 kilogramlık taş ya da granit güleler atabildiği iddia ediliyor. Karabarut kullanan, ağızdan dolmalı, falya deliğinden ateşlenen kaval topun namlu çapının ise 915 milimetre dolaylarında olduğu belirtiliyor. Dayanıklılığın artırılması için tunçtan dökülen, lojistik kolaylığı iki parçalı olan silahın soğutma sorunları nedeniyle günde azami 8 atış yapabildiği bilgisi kaynaklarda mevcut. Her ne kadar şahi ve muadili silahlar yüzlerce yıllık kaynaşmış İstanbul surlarının tamamen yıkılmasını sağlayamasa da bölgeye daha çok asker kaydırılması ve psikolojik baskı kurulmasına neden olarak mutlak zaferde önemli roller oynadı. Görüntülerdeki fetihten sonra şahi üzerinden geliştirildiği belirtilen top ise Fatih Sultan Mehmet'in Çanakkale Boğazı'na konuşlandırmasından yüzlerce yıl sonra 1807'de İngilizlere yaşatılan mağlubiyetin baş kahramanlarından.